Değerli izleyenler, askeri ücretle alakalı önemli bir haberle karşınızdayım. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücretle alakalı bir açıklama yapmıştı. Ve daha öncesinde de asgari ücret açıklandıktan sonra Sayın Bakan'ın bir açıklaması vardı. Bu asgari ücretli için önümüzdeki dönemdeki görüşmelerde asgari ücretin teklifine hayır demeyeceklerini belirten kocaman ve gerçekten büyük bir açıklamaydı. Çünkü düşünsenize toplanılıyor ve teklif edilen rakam kabul ediliyor tabii ki çok küçük olmamak kaydıyla. Böyle bir şerh düşmüştü Sayın Bakan olumlu yönde. Ama işin daha da önemli tarafı Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücret daha açıklanmadan demişti ki asgari ücretliye bir jestimiz olacak. İşte bu jest açıklamasına odaklanıldı ve cevabı bulunamamıştı. Ve artık yeni yeni ortaya çıkmaya başladı ki askeri ücretteki vergiler, evet, askeri ücretteki vergi alınmama yönünde bir kısmının alınmaması yönünde bir adım atıldığı söyleniyor. Özellikle 4 ikramiye şeklinde verilmesi düşünülen bu ikramiyede 3'er ayda bir alacağı 450 TL'yi düşünün değerli izleyenler. 1800 TL para yapar. Evet, 1800 TL para yapıyor. Bu husus tabii ki asgari ücretliyi heyecanlandırmaya yetti. Hem muhalefetten, özellikle muhalefet blok olarak böyle bir jesti doldurmak anlamıyla bir teklif getiriyor meclise, buna karşılık hükümetin de bir jesti olacağı söyleniyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın asgari ücretle ilgili jesti karşılığını bulmuş oluyor. İşte böyle olduğu takdirde gerçekten asgari ücretliyi topyekün kazanmış olacak Sayın Cumhurbaşkanı. İşte böyle olduğu takdirde jestin anlamı da yerini bulmuş olacak. Evet, kamuoyunu ve kulisleri heyecanlandıran bu durumu sizle paylaşmazsam olmazdı. Evet, verginin alınmaması ve hala asgari ücretle ilgili kamuoyunun canlı olması da bunun bir göstergesi. Evet, muhalefetin bu konudaki atağına karşılık hükümetin atacağı asgari ücretteki vergi muafiyeti ile alakalı, kısmi vergi muafiyeti ile alakalı müjde paketini kamuoyu heyecanla bekliyor. Bu konuda tabii ki beklentilerin yüksekliğinin hükümet farkında. Ama vereceği 450 TL'lik ikramiye dahi şimdiden asgari ücretliyi heyecanlandırmaya yetiyor. Evet değerli izleyenler, gelişmeleri an be an takip edeceğim ve sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.